Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan dış ticaret verileri açıklandı. Haziran ayında ihracat %18.7, ithalat %39.7 arttı. Aynı dönemde dış ticaret açığındaki artış ise %184.5'e ulaştı. İhracat %18.7, ithalat ise %39.7 arttı. Dış ticaret açığı %184,5'luk yükselişte 8 milyar 167 milyon dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı Haziran ayı işbirliğiyle hazırlanan dış ticaret verilerini açıkladı. Haziran 2021'de %87.3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yıl %74.1'e geriledi. Ocak-Haziran döneminde ise ihracat %20 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat %40.6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı %142.7 artarak 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi. İthalattaki artış da enerji etkili oldu. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar %22.5 artarak 8 milyar 82 milyon 93 bin dolara ulaştı. Ülkelere göre dış ticarete gelince ihracatta ilk sırayı 1 milyar 875 milyon dolarla Almanya aldı. 1 milyar 555 milyon dolarla ABD, 1 milyar 209 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 206 milyon dolarla Irak, 1 milyar 150 milyon dolarla İtalya takip etti. İthalatın ilk sırasında ise Rusya var. Haziran'da Rusya'dan 5 milyar 92 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 3 milyar 366 milyon dolarla Çin, 1 milyar 997 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 407 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 335 milyon dolarla ABD izledi. Şimdi ekonomi gündemiyle açıklanan verilerle gideceğiz. Hem dış ticaret verileri hem de Fed'in faiz kararı sonrasında döviz kurundaki son durumu konuşacağız. Pir Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan'la merhabalar. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Şimdi önce ihracat, ithalat verileri açıklandı. Bunlar üzerinden gidelim. İhracatta %18.7, ithalatta %39.7 bir artış. Dış ticaret açığı %184.5, 184.5. Rakamlar ne söylüyor? Neye dikkat kesilmek gerekir bu istatistiklere göre? Yani öncelikle ekonomide ana amacımız halkın refah düzeyini yüksek tutabilmek, yükseltmek. Bu anlamda çok ciddi politikalar uygulanıyor. Yani doğrudur, yanlıştır tartışmıyorum ama yani önemli bir icraat yapılıyor. Küresel anlamda ciddi bir sıkıntı atmosferi de yaşanıyor. Böyle bir noktada genel anlayış olarak yatırımımızı artıralım, büyüyelim, üretim yapalım, istihdamımızı yükseltelim. Ve bunları da yaparken cari açığı da kapatalım ve hatta fazla verelim deniliyor, istiyoruz. Ya burada bir şeyde sıkıntı yaşadığımız görünüyor. Bunu bir şekilde önümüzdeki günlerde bunu mesaj olarak da devlet alacaktır diye düşünüyorum, almak zorunda. Cari açık tarafında maalesef hızla büyüme görüyoruz. Sizin de söylediğiniz rakamlar muazzam bir büyüme, cari açık büyümesine işaret ediyor. Yani Merkez Bankası açısından, hazine açısından hedefler var ama ekonomideki model ifademizin arkasındaki ana faktör cari açıktaki çok ciddi bir açığın devam ettiği konusu. Bu durumda özellikle enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %15.7 artarken ithalatın yine %19.4 artması önümüzdeki sürece ilişkin bir soru işareti olarak maalesef not olarak devrede kalıyor. Ben yani her şeye rağmen şunu belirtmek için bunu söyledim. Enerji ürünleri ve altın hariç demezsek az önce sizin dediğiniz daha da muazzam bir açığa ifade etmek durumundayız açığı. Ya bu açığı açalım. Bu açığın sebebi ne? Bize zararı ne? Burada ne yapılmalı? Siz doğru yanlış girmek istemiyorum dediniz ama girelim. Doğrusu nedir, yanlış nedir? Şöyle yani genel olarak hani şu deniyor ya, enerji hariç, altın hariç biz iyi gidiyoruz demeye çalışmak isteriz ama orada da bir sıkıntı görünüyor demek istiyorum. Yani
enerjiyle altın hariç tutsam bile ben yine açık veriyorum Afşin Hanım. O zaman burada bir yani uygulanan politikalara bir daha bir bakmak gerekiyor. Nerede hata yapıyoruz ya da bir şeyin neyi değiştirmemiz gerekiyor diye değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buna bizden ziyade özellikle ekonomideki etkili kurumlar Hazine Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası olduğunu düşünüyorum. Yoksa TÜİK verileri açıklıyor. %1-2 sapar, aşağı olur, yukarı olur. Ama olay ortada. Biz altın ve en önemlisi de enerji hani bağımlılığını hariç tutsak bile açık veriyoruz. Yani bu kadar turizm yapılıyor, bu kadar döviz giriyor. Son dönemi ifade ediyorum. Ama yine açık veriyoruz. O zaman acaba dolardaki bu seviye bu kadar mücadeleye rağmen son dönemde yaşanan enflasyonu tam olarak da yansıtmıyor mu sorusu gelir diye de düşünüyorum. Yani dolar daha da mı yüksek olmalı ki ithalat daha da kısıtlanabilsin, ihracat daha da cazip olabilsin veya en azından ithalata göre makul olabilsin ki açık bu derece olmasın. Yani kurun bulunduğu bu seviye bana göre piyasadaki cari açık seviyesiyle uyuşmuyor. Yani dolar ya da euro TL'ye göre daha değerli de olabilirdi gibi bir algı oluşuyor. Bu tabii ki önümüzdeki 1-2 gün içerisinde başka çok kıymetli uzmanlar tarafından da tartışılabilecektir ama şu an doların 17,92 civarında sanırım sizin ekranlarda da veriliyor olabilir yer yer. Acaba daha da mı yüksek olma potansiyeli var diye bir soruyu akla getirebilir. Peki bu yeni ekonomi modeline dair ne söylüyor bize dış ticaret açığı? Yani çünkü şimdi cari fazla vermek üzere bir planlama vardı ama rakamların bize Evet. söylediği de ortada. Modele dair ne söylüyor bu? İşte orada biraz tartışma noktası oluşuyor bu durumda. Bunun bir an evvel bence bu model hakkında ilgili daha önce açıklama yapan kurumların açıklama yapması gerektiği kanaati bende oluşuyor. Yoksa bu konuda TÜİK'in yapacağı bir şey yok. TÜİK veri açıklama kurumu. Yanlış adreste aramamak lazım. Bu konu Hayır, daha veriyle çok ilgili değil doğal zaten bu olarak tartışma. Yani Türkiye veri, pardon, TÜİK veriyi vermiş tabii ama tabii aynı. sonuçta modelin Kesinlikle mantığı da haklısın. açıklandı zaten. Yani yetkililer açıkladı cari Evet, fazla vermek üzere diye. İşte Ama o vermediğini mantıkta görüyoruz ya da onun dayanan gözü. nokta ne? İşte oradaki mantıkta TL'leşme biliyorsunuz Merkez Bankası tarafı. Maliye Hazine Bakanlığı tarafında da özellikle cari açığı vermeden büyüme ve istihdam yaratma modeli oluşturma. Bu anlamda biz İstihdam tarafında oldukça her şeye rağmen başarılı gibi görünüyoruz diye düşünüyorum. Aynı şekilde benzetme yaparsanız Amerika'da biliyorsunuz dün çok önemli gelişmeler oldu. Tüm dünyayı etkileyen Powell açıklamalar yaptı. Faiz oranları açıklandı. Ve orada da kritik bir konu. Ya resesyon oldu mu olmadı mı? Yani değil mi Afşin Hanım? Herkes bunu konuşuyor. Şimdi ben kendi görüşümü söyleyeyim. Resesyon tanımlamasını eğer S kavramla sadece GDP yani gayri safi yurt içi hasılasındaki iki çeyrekteki ard arda düşüşe göre konuşursak sıkıntı var Amerika'da. Ama istihdamda son 50 yılın başarılamamış bir durumunun başarıldığı neredeyse tam istihdamın ötesinde bir durum başarılmış. O zaman nasıl oluyor da resesyon konuşuyoruz? Yani ekonomi istediğimiz kadar büyümüyor ama istihdam var. Şimdi Türkiye'de de bakıyorsunuz istihdam açısından çok büyük sorun yaşamıyor gibiyiz. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz ekonomi de büyüyor Türkiye'de. O zaman sıkıntı nerede? Halkın genel anlamda alım gücünü halletmemiz gerekiyor. Bu konuda da büyük adımlar atılıyor malumunuz yılbaşından bugüne kadar. Ve ciddi bir parasal genişleme yaşıyoruz. TL tarafında ciddi bir kredi büyümesi yaşıyoruz. Kısa vadeli döviz borcumuzda da bir yıla kadar olanlarda 184 milyar dolarlara kadar ulaşmış bir durum söz konusu. Böyle olunca parasal hacimdeki bu özellikle kredi artmasına sebep olan genişlemeye karşı Türkiye ekonomisinin de Amerika gibi aslında yapması gereken bunun ödeme tarafı yani üretim tarafını hızla güçlendirmesi gerekiyor. Bunun tabii ki adımlarını atmak da devlete düşüyor. Orhan Bey yine az önce bunu değerlendirirken hani kur pardon yani dolar acaba daha da mı nasıl dediniz dolar daha mı fazla artmalı diye de hani zihninizden bir Evet. düşünce geçtiğini söylediniz.
Şimdi bunun üzerinden gidecek olursak ne söylersiniz? Yani o zaman kurun da artmasından bahsediyoruz. Kur arttığı zaman şimdi, sizin girdi de artacak. O da enflasyonu baskı getirmeyecek. Aşkım. Yani o mantığı daha iyi açabilirseniz memnun oluruz. Çok doğru, çok çok önemli nokta. Bu veriler biliyorsunuz aslında biraz gecikmeli açıklanmış veri. Yani biz hemen bugünün verisini konuşmuyoruz. Haziran ayı sonu itibariyle olan açığı konuşuyoruz ya. Hani şimdi geldik Temmuz ayının sonuna. Yani kurdaki dikkat edin, Temmuz ayında ciddi bir hareket yaşadık aslında Haziran sonuna göre. Yani dolardaki yukarı hareketin bir sebebi de aslında Türkiye'nin cari açığı muazzam bir şekilde artırıyor olmasıyla ilgili diye düşünüyorum. Ama siz bir önceki sorunuza da güzel bağladınız aslında onu. Ekonomik modelle bu sefer biraz çelişki olmuyor mu? Yani ana konumuz bizim cari açık vermeden cari fazlaya ulaşmak olduğuna göre orayı nasıl çözeceğiz? İşte bu konu tartışma konusu diye düşünüyorum. Bu anlamda bankaların karlarının muazzam artarken kredi hacminin muazzam artması bir sorun değil midir? Yani bankacılık çok ciddi kar artırıyor, beklenenlerin üzerinde kar açıklıyor ama Türkiye'de de kredi hacmi anormal yükseliyor. Bu anlamda bizim şu anki riskliliğimiz yükseliyor. Bunu biz de diyoruz, Türkiye'de de herkes söylüyor. Riskimiz yükseliyor. Yabancı yatırımcı gözüyle baktığınızda CDS'deki gördüğünüz puanlarda yukarıya işaret ediyor. O zaman buradaki döngüde bir politik revizyon gerekir mi? Yani ekonomide her şeye rağmen büyümede, istihdam tarafında başarılı gidiyoruz. Ama handikaplarımız geleceğe sahip sıkıntıyla ilgili bir sorunumuz olabilir. Ona karşı tedbir almak konusunda konuşuyoruz. Bu anlamda da tabii ki böyle sıkıntı olabilir noktalarını ben, siz veya diğer uzmanlar dile getirecek ki tartışılacak ve çözüm üretmeye çalışacağız. O yüzden de dolarda daha da fazla yükselmeye sebep olabilecek gelişmeler olursa buradan sonra nasıl önlem almayı düşünüyoruz? Ya da dolar yükselmesi mi gerekiyor? Bu şu anki parasal genişlemeye ve büyümeye karşı bana göre dolar daha da yüksek seviyelere gidebilir görünüyor. Bunu önlemek için kur korumalı mevduat sistemi kısa vadede uygun gibi görünebilir ama orta uzun vadede daha büyük streslere ve risklere sebep olabilir. Onun o konularda daha fazla bence kamusal olarak sigortalama mekanizmamızın oluşması da gerekebilir. Peki o zaman Fed'in faiz artırım kararına da bakalım. Bunun olası yansımaları ne olabilir diye fikirlerinizi paylaşırsanız seviniriz. Döviz kurunda altında artış var. Seyir ne olur kurda? Şimdi yani ben Afşin'den, yani sizden de gerçekten şöyle söyleyeyim. Basında çok güçlü muhabirler veya ekonomik moderatörler oluyor. Çok şey öğreniyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Ya dün bir Powell izliyorum, dinliyorum. Bir hoca olarak gerçekten hocam gibi dinledim diyeyim size Powell'ı. Dünyaya geçmişten bugüne kadar faiz anlamında ne yaptılar? Enflasyon, istihdam anlamında neyi öngörüyorlardı? Ne oluyor? Önümüzdeki dönemde de ne olabilir? Sanki haritasını çok hakim bir şekilde konuşuyor. Yani şöyle diyorum, yani sanki kahve falına bakıyorsunuz, kahvede ne olacağını adamlar şeklini çiziyorlar. Bu anlamda Amerika Merkez Bankası şu anda basit bir iki dönem çeyrek GDP'de ekonomik milli gelir hasılada yavaşlamayı, gayri safi yurt içi hasılada yavaşlamayı teknik resesyon değildir deyip çizip atabiliyor. Yani ben söylüyorum diyor, beni dinleyin. Gerisi boş diyor. Mesaj bir. İkinci mesaj. Kardeşim diyor, ben diyor, siz diyor korkuyor musunuz diyor. Eğer ben fazla faizi artırırsam diyor. 75 şu an artırdım. Daha sonra da 75 artırdığımda diyor. Bir sonraki toplantı, iki sonraki toplantı artırdığımda diyor. Resesyona mı girerim diye korkuyorsunuz. Korkmayın diyor. Biz gerektiğinde indirebiliriz mesajını da veriyor. Yani ben varım diyor. Hatta diyor, çok sık toplantı yapmamıza da gerek kalmadı diyor. Bundan sonra iki kere bizi izleyin yeter diyor. Yani bütün basından görüş soru soranlara öyle okkalı cevaplar verildi ki bizim bildiklerimizin çok ötesinde bir bilgi biliyor imajı var Amerika Merkez Bankası'nda. Ve birçok sizin yayınlarda da izliyorum, görüş verenlere de bakıyorum. Çok dile getirilen bir konu var.
Amerikan başkanı Amerika Merkez Bankası başkanına müdahale edemiyor. Hakkında eleştiri yapıyor, görüşüyor, görüş veriyor ama onu bir tarafa bırakamıyor. Yani Amerika'da para piyasaları kimden sorulur veya gelecekteki ekonominin istihdam konusunun ne olup olmayacağı Amerika Merkez Bankası'ndan sorulur. Amerika Merkez Bankası en doğruyu bilir ve yönetir mesajı verdiler tüm dünyaya. Buradan sonra Rusya-Ukrayna savaşı biraz az olmuş, süresi ilerlemiş. Avrupa acı çekmiş, çekmemiş. Hepsi Amerika'nın bilgisi dahilinde mesajı aldım ben. Yani bu kadar yıldır bu işle uğraşıyorum. Yani ekonomik tahminlerle resesyon olur mu olmaz mı vesaire. Ben bu kadar net, güçlü bir mesaj görmedim. Amerika bir sene sonra resesyona girer mi girmez mi? Unutun bunu diyor adam. Bu önemli bir konu değil. Şimdi bu durumda bize düşen, dünyaya düşen çok güçlü bir şekilde Amerikan ekonomi yönetim tarzını anlamak. Yani burada tabii ki bir onlara bağlı bir ekonomi yönetmek anlamında söylemiyorum bunu. Onları anlamalıyız, kendimizi de anlamalıyız ve daha güçlü bir ilişki metodu kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Amerika'nın tahvil faizlerini siz bir açıklamayla 75 bas puan zaten biliyorsunuz fiyatlanıyordu. Sizler de söylüyordunuz ekranlarınızda. 75 bas puan artıracaktı. Ama öyle bir açıklamalar yapıyor ki Amerikan tahvillerinin fiyat hareketlerini yönetiyor. Bizde bakın Peki. Merkez Bankası faizi değiştirdi diye, değiştirmedi diye bu kadar çok orta uzun vadeli fiyatları etkileyebiliyor muyuz? Önemli olan politika faiz dediğiniz zaman politika faizine dokunduğunuzda tüm vadelerde tüm ekonomik kurumları etkilemektir. Bunu da Fed'in yaptığını görüyorum. Önümüzdeki günlerde eğer Türkiye ekonomisi parasal genişlemeye devam etme eğilimine sürdürürse, dolarda yönün mecburen yukarı olması gerekir. Kısa süreli biz bunu aşağıda tutmaya çalışsak bile orta uzun vadede Peki. yukarı yönlü Peki. olabilir. Oral Bey, teşekkür ederim.